Merhaba arkadaşlar, konnichiwa minasan. Bugün Okayama'da bulunan Kod Caddesi'ne geldik arkadaşlar. Okayama'daki Kojima'da Kod Caddesi varmış. Bakalım nasıl bir yer? Okayama bölgesindeki Kojima kodlarıyla ünlü. Zaten istasyondan indiğiniz anda kodları her yerde görebilirsiniz. Her yerde kod var. İnanılmaz. Kojima İstasyonu'ndan Kod Caddesi'ne 10 dakika bir yürüyüş mesafesi var. Kod Caddesi 400 metre uzunluğunda olup yaklaşık 30 civarında kod dükkanı bulunmaktadır. Sadece kod dükkanı değil, aynı zamanda kafeler veya restoranlar da var. O yüzden gerçekten hani gezmek için ideal bir yer olduğunu düşünüyorum. Hem alışveriş yapabilirsiniz hem yemek yiyebilirsiniz. Bu 400 metrelik cadde boyunca iplerde her yerde asılı kodlar bulunmakta. O yüzden bu kodların altında resim çektirmeniz mümkün. Gerçekten çok güzel görüntüsü. Yine her tarafta mavi banklar, kod desenli duvarlar, mavi içecek makineleri, mavi bisikletler, taksiler, mavi dondurmaya kadar her şey bulunmakta. Bu caddede 30 civarı kodçu bulunmakta, fakat en ünlüleri Momotaro Jeans isimli dükkan ve Japan Blue Jeans isimli dükkan. Bu iki dükkanda dünyanın en kaliteli ve pahalı kotlarını bulabilirsiniz. Ben Momotaro'dan ziyade Japan Blue Jeans'i seçtim. Çünkü Momotaro kotları sert ve koyuymuş. Ben biraz daha yumuşak ve açık renk istedim. Sadece kot pantolon değil, kot önlükler, şapkalar veya telefon kabına kadar çeşit çeşit ürünler bulunmaktaydı. Bu gösterdiğim telefon kabını almak istedim fakat 6300 yen idi. Birazcık pahalı geldi fakat gerçekten çok kaliteliydi ve çok güzel görünüyordu. Tavsiye ederim. Ben bir kot aldım, bir de tişört aldım. Kot 20.000 yen idi, yani 1500 lira. Tişört ise 6.000 yen idi, yani 400 lira. Yine bu kotların 10 yıl garantisi varmış. Bana çok ilginç gelmişti bir kot için garanti olması. Yani toplamda 26.000 yene mal oldu bana. Gerçekten bu Kod Caddesi'nde hatıra fotoğrafı çektirmek için çeşitli yerler yapmışlardı. Biraz önceki asılı kodlar dışında böyle bir kod durağı yapmışlar arkadaşlar. Burada hatıra resim çektirebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde kod desenli tuvalet ve duvarda bulunmakta. Bu kod açıga. Değil şamattin can. Değil şamattin no. Minna narandemasu. Değil şamattin desu ka? Çotto interview şitai to omimasu. すみません、ちょっとインタビューしてもいいですか？電車待ってるんですか？あ、そうなんですね。こんにちは。こんにちは、寝てますね。あ、トイレ待ちなんかな？トイレ待ちかもしれない。Bu da lavabomuz. Hepsi her şey kottan yapılmış. Çok ilginç. Lavabo kottan. Derken kod desenli. Ondan sonra şurada bir tane istasyon yapmışlar beklemek için. Ama kediler uyuyorlar. Yine hatıra fotoğraf çektirmek için böyle bir mekan yapmışlar arkadaşlar. Japonvari bir odanın içerisinde işte bir sürü kot var. Burada bu odanın içine girebiliyorsunuz ve istediğiniz gibi istediğiniz pozu verip fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Gayet güzel bir yerdi. Yine yaban mersinli kot dondurması dışında kot çayı da bulunmakta arkadaşlar. Şöyle kottan yapılmış paketlerde aynı çay isminde arkadaşlar. Bu kotu maviye boyayan yapraklardan yapılmış. Ben de aldım, içtim ama normal çaydan pek bir farkını göremedim. Ama gayet güzeldi, çok eğlenceliydi. Bu kotu boyayan yaprakların çayıymış. Şunun içinde çay var. Paketlerde satılıyor. Şöyle 400 yen aynı çay diye. İşte kot çayı gibi bir şey. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de dayanamadım, aldım gördüğünüz gibi. Çok beğendim. Japon marka tamamen arkadaşlar. Eğer ki vaktiniz olursa bence gelin. Çok güzel bir yerde, tavsiye ediyorum. Eğer bu videoyu beğenirsiniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Güneşli günler dilerim. Bay bay. Thank you.